Lobby Amerika'nın önceki bölümünde. Amerikalı öğrencileri gözetlemek. Bir İsrail Büyükelçiliği çalışanı faaliyetlerini gizli muhabirimize anlatıyor. Genel olarak çokça araştırma, BDS ile ilgili şeyleri gözlemleme ve Dışişleri Bakanlığı'na rapor etme. Amerikan gençliğini etkileme kampanyasının gizli bölümü bu. Üç farklı alt kampanyamız var. Veri toplama, aktivist organizasyonlarla çalışma, para transferi. Vay canına. İsrail Devleti küçük ajanlarla çalışıyor gibi görünüyor. Dört bölümlük serimizin ikinci bölümünde İsrail yanlısı lobi Kongre'yi nasıl etkiliyor? Gizli muhabirimiz daha fazla güven kazanıyor ve kendisine sıra dışı görevler veriliyor. Gizli bir muhabir kullanan El Cezire araştırma birimi dünyanın en güçlü lobilerinden birine sızıyor. APEC'in kısa bir zaman önce İsrail'e yaptığı 38 milyar dolarlık güvenlik yardımı önemli. Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi APEC'in liderlik ettiği lobinin Kongre'den nasıl sarsılmaz bir destek aldığını inceliyoruz. Kongre üyelerine baskı yapmazsanız hiçbir şey yapmazlar ve bunu yapmanın tek yolu para. Lobinin amacı, İsrail'in sonsuza kadar Amerika Birleşik Devletleri'nden özel muamele görmesini sağlamak. Ama Filistin topraklarında yarım asırdır süren işgalden sonra İsrail lobisi yeni bir tehditle karşı karşıya. Filistin halkının Birleşmiş Milletler tarafından öngörülen haklarını alması için İsrail'i boykot çağrısı yaptık. Önce tecrit edip sonunda yaptırım uygulama çağrısı yaptık. Amerikan kampüslerinde İsrail'e karşı BDS adlı bir boykot, tecrit ve yaptırım hareketi başladı. Amacına ulaşıyor gibi görünüyor. Amerika'nın İsrail'e desteğinin geleceğini tehdit ediyor. Tüm insanlar için adalete inanıyoruz. Bu da işgalin bitmesi gerektiği anlamına geliyor. İsrail'in Stratejik İşler Bakanlığı BDS'i bitirmek için gizli bir operasyonla karşılık verdi. Faaliyetleriniz mümkün olduğu kadar gizli olmalı. Bu hiyerarşik bir askeri varlık değil. İkisi öldürdüğümüz zaman altındakinin de işi bitmiş olmayacak. Yani İsrail hükümeti diasporadaki Yahudi örgütleri güçlendiriyor mu diyorsunuz? Evet, kesinlikle. Bu casusluk ve karalamayı da kapsayan psikolojik bir kampanya. Mesajı karalamak için mesajı göndereni karalıyorsunuz. Sadece mesaja odaklan. Mesaj ne? BDS bir nefret hareketi. Muhabirimiz İsrail yanlısı grupları gözlerken lobi için kılık değiştirmesi, ajanlık yapması istendi. Düşman bölgesine giriyorsun. Bu herkese göre değil. Tony Washington'da genellikle İsrail lobisinin genç üyeleriyle buluşuyordu. Burada tartışmalar nüfuzlu elitler üzerinde odaklanıyor. Yeni mezunlar üniversitede yaptıkları tartışmaları artık önemsemiyor gibi görünüyor. Öğrenci yönetimine girip kararlar çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi geriye dönüp baktığımda tamamen saçmalık, tamamen zırva. Genel olarak açıkçası BDS de öyle. Hiçbir şey yapmıyor. Buna karşı yeniden savaşmanın hiçbir pratik etkisi yok. Pratikte etkili olan Kongre'nin İsrail'e askeri yardım yapmasını sağlamaktır. Günün sonunda X Üniversitesi'nde ne olduğu kimsenin umurunda değil. Önemli olan burada ne olduğu. Önemli olan başkentlerde ne olduğu. Diğer ülkelerin başkentlerinde. İsrail yanlısı lobi, Amerika'nın ötesindeki elitleri de bünyesine katmaya hevesli. APEC tarafından düzenlenen bir partide, Tony, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de müşterisi olduğu bir halkla ilişkiler şirketinin stajyeriyle buluştu. Görünüşe göre lobinin Arap dünyasında müttefikleri var. Amerika Yahudi Komitesi Dubai ve Abu Dhabi'ye bir çalışma gezisi düzenliyor ve karşılıklı işbirliği üzerine konuşuyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki bağ nasıl? Çok daha iyiye gidiyor ama bunu hiç kimse bilmiyor. Hükümetlerin güvenlik konusunda koordine olmaları gerekiyor. Her şey masanın altında ama ticaret, güvenlik, teknoloji, ilaç, pek çok konuda işbirliği var.
Temelde gelinen noktada benim gördüğüm kadarıyla Körfez İşbirliği Konseyi İsrail'le bütün bu alanlarda gizlice işbirliği yapıyor. Ve artık su yüzüne çıkma noktasına geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin BDS'te bir payı var mı? Filistinlilerin çektiği acıları ve işgali sürekli argüman olarak kullanıyorlar. Bu çizgiye uyuyorlar. Çünkü Arap Ligi'ndeki itibarlarını korumak zorundalar. Sadece üstlerini gizlemeye çalışıyorlar. Herhangi bir şekilde BDS'e yardım ediyorlar mı? İsrail teknolojisinden faydalanıyorlar. Dolayısıyla onu boykot etmezler. Neden etsinler ki? Tony'nin İsrail projesindeki patronu daha önce İsrail faaliyetleri ya da Filistinlilerin hakları hakkında konuşmanın nadiren öne çıktığı APEC'te çalışmıştı. Fikir çatışmalarının bir önemi var mı? Bilmiyorum ama İsrail'e 38 milyar dolar askeri yardım almak önemli, bunu biliyorum. APEC'in kısa zaman önce yaptığı gibi uzun zamandır bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Benim işim temel olarak öğrencileri fikir tartışmalarına girmenin dikkat dağıtıcı olduğuna ikna etmekti. Kampüste tabelalar asabilir, mitingler düzenleyebilirsiniz ama Kongre İsrail'e yılda 3.1 milyar dolar verir. APEC yaptığı her şeyde Kongre'yi etkilemeye odaklanır. Kongre destek bulduğunuz yerdir. Yani Kongre, ABD başkanını doğrudan etkileyebilir. APEC için her temsilcinin ve her senato üyesinin İsrail'le aynı çizgide olduğundan emin olmak önemlidir. Ve APEC bu anlamda çok etkilidir. Pek çok insan için lobinin APEC'le eş anlamlı olmasının sebebi de bu. APEC'in web sitesinde konferanslarına katılan ve destek bildiren kongre üyelerinin isimleri var. Amerika'nın bugün, yarın ve daima İsrail'in yanında olduğu mesajını bu kadar net ve açık bir dille dünyaya duyurduğunuz için kongre adına teşekkür ediyorum. İster Londra'da, ister Fransa'da, isterse tam burada Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, BDS hareketini reddediyorum. Amerikan siyasi sisteminde seçilmek için çok paraya ihtiyacınız var. APEC'in yaptığı, eğer İsrail yanlısı görünüyorsanız, paranın size doğru akmasını sağlamak. Ve eğer sadık bir şekilde İsrail'i desteklemeye devam ederseniz, görevde kalmanız için gereken her şey yapılacaktır. Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun, Tanrı hepinizi korusun. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. Anketleri var. Kongreye aday olan herkesin bu anketi doldurması beklenir. Bu anketlerle sizin İsrail olan bağlılığınızın ne kadar derin olduğu ölçülür. Daha sonra yerel isimlerle görüşürsünüz. APEC'in desteğini alırsanız, o zaman çok büyük ihtimalle kazanırsınız. Jim Moran, Kuzey Virginia'da bir kongre bölgesini temsil eden bir demokrat. Anlıyorsunuz ki mesele para değil, mesele endişeli aktivistlerin sayısı. Kart gönderirler, telefonla ararlar, organize ederler. Demokratik süreç budur. Onlar demokratik süreci bilirler. Bütün kongre bölgelerinde adamımız olduğundan emin oldu. Sonra siz onlardan birini ararsınız ve Washington'daki APEC'ten arıyorum dersiniz. Bu aramaları ben yapıyordum. Filanca kongre üyesiyle iyi arkadaş olduğunuzu duyduk. Aman Allah'ım, evet, ilkokuldan beri arkadaşız. Peki İsrail hakkında ne düşünüyor? Onunla hiç İsrail hakkında konuşmadık. İsterseniz gelin, konuşalım ve onunla İsrail hakkında konuşmanın bir yolunu bulmanıza yardımcı olayım. Hayır, sadece ona ne demem gerektiğini söyleyeyim. Ben onu anlatırım. Gizli muhabirimiz kongre üyelerinin nasıl fonlandığı konusunda daha fazlasını öğrenmek istiyordu. İyi adam lafın üstüne gelirmiş. İsrail'in önde gelen bir savunucusu olan David Oaks, Tony'yi bir bağış toplama etkinliğine davet etti. Oaks daha sonra detayları konuşmak için aradı. Bu sadece sosyal bir etkinlik mi? Bekle. Bu grubun desteklediği isimlerin bir listesini sana e-postayla göndereceğim. Bu DC'deki en büyük siyasi grup ve kesinlikle en zengin. Bekle. Mark Kirk, Illinois senatörü. Ted Dodge, Florida.
Barbara Comstock, Virginia'dan Kongre üyesi. Richard Burr, Kuzey Carolina. Kelly Eyad, muhteşemdir, silah komitesinde. Salona gelip şöyle diyecekler, buradaki her şey gizli kalacak. Daha sonra işte hakkımızda biraz bilgi diyecekler ve insanlar spesifik sorular sormaya başlayacak. Bağış toplama etkinliği Washington'ın zengin bir semtinde yapıldı. Bu APEC grubu, fark yaratır gerçekten. Paranızın karşılığını en iyi şekilde alırsınız ve network açısından muazzamdır. Kongre üyeleri ve senatörler onlara baskı yapmadığınız sürece hiçbir şey yapmazlar. Onlara baskı yapmazsanız hiçbir şey elde edemezsiniz ve bunu yapmanın tek yolu paradır. Şu an bir aday için kişi başı toplayabileceğimiz bağış miktarı en fazla $2,700. Bu büyük bir meblağ ve bilirsin bir milletvekilinin minnettarlığını satın almak için yeter. Ama eğer bu tür bir iyilik satın alma işini daha da etkili yapmak istiyorsan 50 ya da 100 kişi toplarsın ve her birinden $2,700 alır, hepsini milletvekiline verirsin. Burada nereden baksanız $250,000'dan bahsediyoruz ve yani birdenbire $250,000 karşılığında milletvekilinden aynı şeyi isteyen bir grup insan topluluğu var demektir. Bu bir vekili satın almaya yetecek bir paradır. Bu bağış etkinliği 2016 Kasım'ında Kongre'ye aday olan Anthony Brown için yapıldı. Bu doğrudan bir harcama. Brown $30,000 reklam kampanyalarına harcayacak. Strateji olarak yarışta kafa kafaya gidenleri ve ilişki kurmak istedikleri kişileri seçiyorlar. Aha. Yani Yahudi topluluğunun bu küçük çevrede yüz yüze gelmesini istiyoruz. 50, 30 ya da 40 kişi. Bu bizim için önemli der. Eğer sana para vereceksek, İran anlaşmasını yürürlüğe sokacağından emin olmak isteriz. Böylece ondan bir şey istedikleri zaman, mesela İran anlaşması gibi, hızlıca hareket ederler ve sana $30,000 vereceğiz derler. Gerçekten etkilidirler. Açıkça bu makam sahiplerini satın alıyoruz diyor ve mesele de bu. Biz bütün bu parayı makam sahibini 100 ya da $200,000'a satın alabilelim diye topluyoruz. Reklam yapmamaları gerekiyor. Reklam yasaları var. Davet edilmelerine şaşırdım. Daha önce hiç gerçek bir davetiye görmemiştim. Oaks, New York'ta katıldığı ve Wall Street'ten bağışçıların bulunduğu benzer bir daveti anlattı. New York'ta Jeff Telpins'le birlikte bu kahrolası Filistinliler için hiçbir şey yapmak zorunda değiliz. Neden biliyor musun? Çünkü bu küçük bir mesele de o yüzden. Küçük ve önemsiz. Asıl büyük mesele İran. Tamamen İran'a odaklanmak istiyorum. Jeff arka odada kongre üyeleriyle görüşür ve amacının ne olduğunu tam olarak anlatır. Bu arada Jeff Telpins'in değeri $250 milyon. Temelde ona içinde 20 kredi kartı olan bir zarf verirler. Ve şöyle derler, bu kartların her birinden $1,000 çekebilirsin. Bu tür etkinliklerde potansiyel kara para aklama olup olmadığını, yani fonların tahsis edilip edilmediğini ortaya çıkarmak için tasarlanmış bir açıklık yasası var. Bu da organizasyonun bu etkinliğe kimlerin katıldığını, her bir kişinin ne kadar katkıda bulunduğunu ve milletvekiline ne verdiğini açıklaması gerektiği anlamına geliyor. Bunu düzenleyen grubun adı ne? Bir adı yok. Geçici bir siyasi grup. Tüm yasal nedenlerle insanlar paralarını bir havuzda topluyor. Bu spesifik grup, açıklık yasasının gerekliliklerinden kaçınmak için ne yapıyor? Parayı doğrudan alıp kendi hesabına koyup sonra da milletvekili adayına göndermiyor. Kredi kartı bilgilerini topluyor ve daha sonra bunu doğrudan vekil adayına teslim ediyor. Böylece tahsisat yasasını ihlal etmiyor ve bunu bildirmiyorlar. Kampanya finansmanı raporlarında tek görebildiğimiz kişisel bağışçılardır. Bu finansman raporlarında bunların bir araya gelip de bir grup oluşturduklarına ve bu etkinlikte buluştuklarına dair bir şey bulamazsınız. Tek bildiğiniz A kişisinin $2,700, B kişisinin de $2,700 verdiğidir. Bunların birlikte çalıştıklarına dair en ufak bir fikrimiz olmaz. New York'taki iki dönem için $10,000. Bu en düşük taahhüt. Bazıları bundan çok daha fazlasını veriyor.
Taahhüdünüz ne olursa olsun, eğer 5000 dolar verirseniz Jeff bizim, yani benim 2600 dolardan fazla vermediğimden emin olmak ister. Ne demek istediğimi anlıyor musun? A kişisinin 5000 dolar vermek istediği bir toplantıda B kişisi sadece 100 dolar verebilir. Ve A 2500 doları B'ye hediye olarak verebilir. Böylece ikisi toplamda 5100 dolar vermiş olur. Bu yasal mı? Bu yasal değil. Bu kampanya bağışlarını aklamak olur. Limitler bireysel bağışçılar için ve her bireysel bağışçının limiti 2700 dolar. Eğer kişisel bağışçının biri bu limiti aşarsa, bağış limitini ihlal etmiş olur ve hukuken diğer bağışçılar aracılığıyla para aklayamazlar. Eğer 5000 dolar verirseniz Jeff bizim, yani benim 2600 dolardan fazla vermediğimden emin olmak ister. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Washington'daki bir taksi seyahati esnasında Tony'nin İsrail projesindeki patronu Eric, daha önce Jeb Bush için fon toplamakla görevli olduğunu anlattı. Bush'un kampanyasında ilk görev alanlardan biriydim. Trump'ın gündeme geldiği ilk sohbette Jeb için ondan yardım istemeyi konuştuk. Ve neden bir çek yazmıyor diye düşündük. İşte kafayı yiyen bir bağışçı diye şakalar yapıyorduk. Eric, Jeb Bush kampanyasıyla ilgili endişelerini anlatıyor. Umarım Adalet Bakanlığı Bush'u örnek göstermez. Çünkü gerçekten gri alanda iş yapıyoruz. Yeteri kadar para topladık, bırakın gelsinler dedik, kendimizi savunacağız. O aşamada herkes cumhuriyetçilerin adayı olacağını sanıyordu. Görece az sayıda aile, lobi siyasetçilerine bir yılda yüz milyonlarca dolar veriyor. 200 ailenin verdikleri toplam siyasi bağışların %90'ını oluşturuyor. Bunlar hükümetle anlaşma yapmak için ya da kendi şirketlerine yarasın diye bağış yapmıyor. Bağış yapıyorlar çünkü gerçekten önemsiyorlar. Bana göre paranın miktarını söylemek ayıp. Lobinin fonlarının en etkili kullanıldığı zaman, kongrenin tatilde olduğu zamanlar. Her yıl yüzlerce kongre üyesini İsrail'e uçuruyorlar ve bu uzun seyahatler gerçekten çok lüks. Bunlar birinci sınıf tatiller. Bir kongre üyesinin tatili için 20 bin dolar, hatta daha fazlasını topluyorlar. Kongre üyesi eşini de getirebiliyor ve harika zaman geçiriyorlar. Size İsrail'in Müslüman olan ve İsrail'den nefret eden, Yahudilerden nefret eden yüz milyonlarca komşusu tarafından kuşatma altında tutulmaya devam ettiği söyleniyor. Size İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ve sizin gibi bizi destekleyen Amerikalı politikacılar sayesinde ayakta kaldığı söyleniyor. Bu yasayı değiştirip tüm harcamaların karşılandığı seyahatlerin rüşvet kapsamına alınması yönünde bir girişim oldu. Bedava seyahatleri ve lobicilerden hediye almayı engellemek amacıyla lobicilik mesleğini yeniden şekillendiren yasa tasarısını ben hazırladım. 2007'deki dürüst liderlik ve açık hükümet yasası, lobici istihdam eden kurumların seyahat kısıtlamalarını bir kongre üyesi için yalnızca bir günlük seyahat düzenleyebilecekleri şekilde genişletti. APEC nüfuzunu kullandı. Seyahat kısıtlamasında aslında APEC tarafından tasarlanan büyük bir boşluk vardı ve bu boşluk herkes tarafından APEC boşluğu olarak biliniyor. Madde, lobici istihdam etmeyen hayır kurumlarının düzenlediği eğitim seyahatlerini kapsamıyor. APEC böyle bir hayır kurumuna bağlıydı. Bilinen bir ofisi yok ve çalışanları yok. Sadece bir vergi formundan ibaret. Hediye akşam yemekleri, harika tatil köyleri, hediye eğlenceler, tüm bunların bu gezilerden birine sığdırılması nüfus ticaretinde çok ama çok etkili bir araçtır. Bağışçılarımızın çoğu yapışkan parazitler. Kalite artmaya başladı. Daha etkileyici insanları çekiyoruz artık. Yakın zamana kadar çekebildiğimiz insanlar, zengin bir adam mesela yılda 25 bin dolar veriyor. 10 bini bize kalıyor. Adamın hobisi bu. Tam zamanlı işi. Asla susmuyor ve sürekli aramaktan vazgeçmiyor. Nihayet APEC'in sahip olduğu gibi daha elit, çalışması kolay, zeki, stratejik ve büyük çekler yazan bir bağışçı sınıfına yaklaşmaya başladık. Birinden 10 bin dolarlık bir çek almak, 500 bin dolarlık çek almakla aynı zamanı alıyor.
APEC tarafından toplanan paralar sadece onların amaçlarını destekleyen kongre üyelerini fonlamıyor. Eğer İsrail'i eleştirmeye başlarsanız sadece para alamamakta kalmazsınız. APEC size karşı aday olacak birini bulmak için büyük çaba sarf eder ve bu kişiyi çok cömert bir şekilde destekler. Sonuçta çok büyük ihtimalle kongredeki koltuğunuzu kaybedersiniz. Tehdit ederler. Derhal tehdit ederler. APEC'in onları yenemeyeceğini bilseler bile, APEC hayatlarını çok zorlaştırabilir. Bir sonraki kent toplantısında Yahudi cemaatinin bazı üyelerinin ayağa fırlayıp "Ama sen İsrail düşmanısın" demesini sağlayabilirler. 2002'de APEC, Irak işgalini desteklemesi için Moran'e lobi yapıyordu. APEC icra direktörü en büyük başarısının Amerikan askeri kuvvetlerinin Irak'ta kullanılmasını sağlamak olduğunu söyledi. APEC bunun için çok uğraşıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesinde APEC'in ne menfaati var? Birleşik Devletler'in Orta Doğu'da savaşa girmesi nihayetinde İsrail'in işine yarıyor. Çünkü bölgede payımız var. Kongre üyesi Moran, APEC'in istediği gibi Irak'ın işgalini desteklemeyi reddetti. Bu yapının bu önergeyi reddetmesi için çok temel, zorlayıcı nedenler var. Daha sonra kamuya açık bir toplantıda bu ona soruldu. Belediye binasında Yahudi bir kadın ayağa kalktı ve şöyle dedi: "Neden daha fazla Yahudi savaş karşıtı yürüyüşlere katılmıyor?" Ben de dedim ki, "Eğer Yahudi topluluğu liderleri savaşa karşı olsaydı bence bu fark yaratırdı." Lobi bunun Moran'ın Yahudilerin Amerika'yı savaşa sürüklediği yönündeki komplo teorisine inandığının bir kanıtı olduğunu iddia ederek tepki gösterdi. Benim bölgemde sanırım APEC tarafından bana atanan muhafazakar bir haham vardı. Beni İsrail lobisiyle fikirlerimi dile getirirsem kariyerimin biteceği konusunda uyardı. Ve bunun Washington Post aracılığıyla yapılacağını ima etti. Ve tabii ki Washington Post acımasızca bir başyazı yayımladı. Herkes birlik oldu. Şu her şeye gücü yeten Yahudiler, yani İsrail projesi hangi gazetelerle çalışıyor? Washington Post en büyükleri. Şuradaki değil mi? Evet, tam olarak şu bina. Moran, Washington Post'un yayın kurulunun APEC'le yakın ilişkileri olduğunu iddia ediyor. Washington Post'un ana yayın kurulu hep çok etkili bir araç olmuştur. Çünkü güvenilirliklerini korumayı başardılar. Diğer her açıdan harika bir gazete. Ama son derece etkili olmalarının sebebi güvenilirlikleri. Onun antisemitik olmadığını herkes biliyor. Antisemitizm, İsrail karşıtlığıyla aynı anlama gelmeye başladı. APEC'tekiler, bir insanın Yahudileri sevip sevmediğini umursamaz. Ya da komşularının kim olduğunu. Tek umursadıkları İsrail'le ilgili tutumudur. Her iki kızım da Yahudi adamlarla evli. Torunlarım Yahudi. Bana antisemit diyen cahildir. İkinci bölümde, Amerikan kampüslerinde antisemitizmin tanımı üzerinden yapılan kavgalar. Evet, biz antisemitizmi durdurmaya çalışıyoruz diyenler var ama asıl durdurmak istedikleri Filistinlilerin haklarının savunulması. Birinci bölümde gizli muhabirimiz İsrail yanlısı lobideki pek çok gencin kampüslerdeki BDS hareketini tartışmayı bıraktığını fark etti. Öğrenci yönetimine girip kararlar çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi geriye dönüp baktığımda tamamen saçmalık, tamamen zırva. Buna karşı savaşmanın hiçbir pratik etkisi yok. Pratikte etkili olan, Kongre'nin İsrail'e askeri yardım yapmasını sağlamak. Tony katıldığı savunma grubu tarafından düzenlenen bir partiye iştirak etti. Ardından bir gazeteci ona sıra dışı bir teklifle geldi. Tony'den kılık değiştirerek lobi için BDS aktivistlerinin bir toplantısına girmesini istedi.
Allgemeiner için kılık değiştirebilecek birini arıyoruz. Sadece oraya gidecek ve ne olup bittiğine bakacak. Sanırım bunun için para da alacak. Evet, sadece kayıt yaptıracak, dikkat çekmeyecek ve ne olup bittiğine bakacak birini arıyoruz. Yukarıdakiler bugün bana bir e-posta gönderdi. Bunu yapabilecek birini tanıyor musun diye soruyorlar. Nedense aklıma sen geldin. Birkaç gün sonra Allgemeiner'dan bir gazeteci Tony'yi aradı. Gizli olması gerekiyor. Çok sessiz olman lazım. Üstüne gizli bir kayıt cihazı takacağız. Herhangi bir potansiyel tehlike, zorluk, şiddet ya da sözlü saldırı, bunlar sizi endişelendirir mi ya da vazgeçirir mi? Hayır, çünkü aslında sözlü saldırılar karşısında ben bir tür zen gibiyimdir. Allgemeiner Amerika'nın en hızlı büyüyen Yahudi gazetesi olduğunu iddia ediyor. Özellikle üniversite kampüslerindeki etkinliklere önem veriyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri üniversitelerini antisemitik ve İsrail karşıtı faaliyetlerine göre sıraladığımız bir proje üzerinde çalışıyoruz. Tüm gün, hatta tüm hafta boyunca bu tür davranışları, olayları ve kampanyaları gözleyen bir kampüs büromuz var. Allgemeiner sık sık Filistin yanlısı öğrenci grupları arasında antisemitizmin varlığına ilişkin haberler yapıyor. Bu alanlardan doğan dil, yeni bir antisemitizm alanına, yani İsrail karşıtlığına dönüşüyor. Kampüs bürosunun odaklandığı en önemli konu, bu çizgilerin bulanıklaşması ve sınırların nerede ortadan kalktığı. Gazetecilerin de dediği gibi amaç ifşadır, gerçeğin ifşası. 2016 Ağustos'unda Allgemeiner'da yayınlanan bir haber, Washington'daki İsrail yanlısı çevrelerde ciddi dalgalanmalara neden oldu. Üzerinde çalıştığım şeyi yakın zamanda haberlerde görmüş olabilirsiniz. Tennessee Üniversitesi'ndeki bir antisemitizm mezbeliliği hakkında. Yani bu ifşa şu antisemitik tweetlerle ilgili. Tennessee Üniversitesi'nden korkunç derecede antisemitik tweetleri atan 14 öğrenci ve 5 mezunu ortaya çıkardı. Kanıtlar İsrail lobisi içindeki isimsiz bir grup tarafından yayınlandı. Adları Kanarya Misyonu. Kimse gerçekten kim olduklarını bilmiyor. ABD kampüslerindeki antisemitizm, İsrail karşıtlığı ve Amerikan karşıtlığını ifşa ediyorlar. Üzerinde çalışıyorlar ve bu ifşa raporlarını yayınlıyorlar. Ama gizliler. Kim olduklarını açıklamıyorlar. Tennessee Üniversitesi, eyaletin doğusunda sessiz bir şehir olan Knoxville'de. Tennessee muhafazakar ve dindar bir yer. Hristiyan kilisesi burada çok etkili. Her 10 seçmenden 6'sı Trump'a oy verdi. BDS karşıtları da dahil olmak üzere, üniversitedeki öğrenci ve profesörler manşetler karşısında şaşkına döndü. Tennessee Üniversitesi'nde antisemitizmin yükseldiğini söyleyen haberler vardı. Bu tam bir şoktu. Gerçeküstü ve garipti. Olay mahallinde bir şey olduğunu görmedim. Her şey internet tabanlı oluyordu. İsimlerimizin yer aldığı uluslararası bir manşet ve karakterlerimize yönelik bir iftira var. Olmasını beklediğimiz son şeydi. Tennessee Üniversitesi'ni hedef almalarına çok şaşırmıştım. Demek istediğim, Knoxville'de böyle olaylar pek olmaz. Çok yumuşak bir hedef gibi görünüyor. Bazı tweetler çok açık antisemitizm örnekleriydi. Bazıları Yahudi halkıyla İsrail devleti arasındaki ayrımı yapamamıştı. Kimisi ise Holokost dehşetine aşağılık göndermeler içeriyordu. Aralarında kesinlikle çok antisemitik ifadeler vardı ama çok az sayıda öğrenci tarafından yapılmış gibiydi. Bu tweetler korkunç ve kimse tarafından desteklenmemeli.
Öğrencilerden birinin 14, 15, 16 yaşlarında attığı tweetler vardı. İnsanlar aptalca şeyler yapabilir ve söyleyebilir. Filistinlilerin eşit haklarını savunan öğrenciler, Allgemeiner'ın bu manşetleri atarken başka amaçları olduğuna inanarak şüphelenmeye başladılar. Makaleyi, yaptığımız bazı işleri Knoxville çevresindeki Müslüman ya da topluluğun bir parçası olan bu insanları, onların yaptıklarını ve söylediklerini itibarsızlaştırma çalışması olarak gördüm. Tweetler çok eskiydi. İnsanlar üniversiteye gelmeden uzun zaman öncesine aitti. Başka malzeme bulamadıkları için kazıyıp buldukları eski şeylerdi. Öğrencilerin olduğu bir kara listemiz olduğunu görünce dehşete düştüm. Çok, çok şaşırdım. Listede Filistinli bir Amerikalı olan Samur Awad da vardı. Bir Facebook mesajından sonra terörizmi desteklemekle suçlanmıştı. Bu görselde Filistin direnişinin farklı araçları gösteriliyor. Bunlardan biri BDS, biri taşlar ve daire içine aldıkları da bıçak. Onların Filistinlilerin sahip olmayı hayal bile edemeyeceği kadar büyük silahlara sahip oldukları açık. Ama tek yapabildikleri bu şiddet görselini ve kendilerini savundukları görseli kırpmak. Kanarya misyonu tarafından isimleri zikredildikten sonra VDS destekçilerini Hamas'la ilişkilendiren posterler ve broşürler yapıldı. Kanarya misyonunda ismi anılan öğrencilerin listesi vardı. Her yerde broşürler görmeye devam ediyordum. Arabaların üzerine, öğrenci merkezlerindeki masalara ve buna benzer her yere koyuyorlardı. Kampüste bu tür şeyleri yayınlayan gerçek insanlar olduğunu düşünmek beni bir nevi korkuttu. Washington'daki Aviva, Brandeis Merkezi adına Tennessee Üniversitesi'ne bir mektup yazıyor. Üniversitenin bir tavır almasını istiyorlar. Onlara çok daha güçlü bir açıklama yayınlamaları gerektiğini söylüyoruz. Buna karışan öğrencileri araştırmaları gerekiyor. Eğitim, öğretim ve bunun gibi şeyleri sunmaları gerekiyor. Antisemitik tweetlerden sorumlu olanlara dikkat çekmenin yanı sıra, sırayla yayınlanmaları da başka bir amaca hizmet ediyordu. Bu, İsrail lobisinin çok daha geniş bir kampanyasının bir parçası. Sanırım şu anda üniversitelerdeki esas sorun, yönetimin İsrail ya da Siyonizm karşıtı açıklamaların aynı zamanda antisemitik olduğunun farkında olmaması. Tony, antisemitizmin lobi için ne ifade ettiğini anlamak amacıyla Washington'daki Brandeis İnsan Hakları Merkezi'nde Aviva'nın patronunu ziyaret etti. Merhaba, sonunda buluşabildik. Sizi görmek gerçekten güzel. Kenneth Marcus, lobinin antisemitizmi, İsrail devletini eleştirmeyi de kapsayacak şekilde yeniden tanımlama çalışmasıyla ilgileniyor. Şu an sorun, bazı insanların İsrail karşıtı olmakla antisemitik olmanın bir ilgisi yok demeleri, bunların aynı şeyler olmadığını ama tümüyle birbirinden ayrı da olmadığını göstermek lazım. Amaç, federal hükümetin Dışişleri Bakanlığı'na paralel bir antisemitizm tanımını kabul etmesini sağlamak. Amerikan Dışişleri Bakanlığı antisemitizmi 3 test noktası üzerinden tanımlıyor. Buna 3D adı veriliyor. İsrail'i şeytanlaştıran, çifte standart uygulayan ya da İsrail devletini gayrimeşrulaştıran açıklamalar antisemitik sayılıyor. Antisemitizmi gerçek antisemitizmle İsrail veya İsrail hükümeti politikalarına yönelik tamamen meşru eleştirileri birbirine karıştıracak şekilde tanımlama girişimleri oldu. Bu tanımlar o kadar geniş ve muğlak ki, İsrail'e ya da İsrail hükümeti politikalarına yönelik her türlü eleştirinin antisemitik olarak etkilenebileceği noktaya kadar varıyor. Lobinin uzun zamandır kullanılan ve son günlerde daha sık kullandığı en büyük İsrail'i savunma taktiklerinden biri, İsrail'i eleştirenleri antisemitik olarak tanımlamak. Aviva'nın Knoxville Tennessee Üniversitesi'ne gönderdiği mektup, kampüste uzun zamandır devam eden antisemitizm sorununu ele alma çağrısı yapıyordu. Brandeis Merkezi, Amerikan üniversitelerini İsrail'i eleştirmeyi de kapsayan bir antisemitizm tanımını kabul etmeye çağırıyor.
Tüm üniversitelerin tek bir tanım benimsemesi için uğraşıyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın tanımı da olabilir, benzer bir versiyonda. Çünkü böyle olduğunda idarecilerin antisemitizmin ne olduğunu daha iyi anlayacaklarını, öğrencileri nefret ve ayrımcı faaliyetler konusunda disipline edeceklerini düşünüyoruz. Brandeis Merkezi ayrıca çığır açan olarak nitelendirdikleri Yahudi Düşmanlığının Maskesi Düştü adlı filmin de üniversitede gösterilmesini istedi. Film bazı üniversite çalışanları tarafından yapıldı ve başrolde Kenneth Marcus vardı. Geçmişte kabul edilmeyen pek çok şey artık toplumsal olarak kabul edilebilir hale geldi. İsrail karşıtlığı ve antisemitizm de bir örnek. Müslümanların Nazi benzeri bir antisemitizmi benimsediklerini ve Yahudilere yönelik bir sonraki Holokost'ta öncülük edeceklerini iddia ediyor. Film antisemitizmi BDS hareketinin merkezine yerleştiriyor. Rektör filme sponsor olmadı ama hukuk fakültesinde düzenlendi ve Ken Marcus da katıldı. Film Holokost kurbanlarını anma gününde gösterildi. Film Holokost'u anma günü için uygun değildi. Holokost ve antisemitizm dersleri veren bir hoca olarak ben filmin bilimsel standartlara uymayan bir sonucu olduğunu söyleyebilirim. Washington'daki İsrail lobisinin Tennessee'deki olaylarla ilgili neden bu kadar endişelendiğini ilk bakışta anlamak güç. Ta ki Güney eyaletlerinde evanjelik Hristiyanlığın yükselişini anlayıncaya kadar. Tennessee bir İncil kuşağı eyaletidir ve Tennessee'nin başkenti İncil kuşağının tokası olarak bilinir. Eski güzel Güney Hristiyan kültürü burada çok güçlüdür ve bunun büyük bir kısmı şimdi bu hale gelmiştir. Bu Hristiyan Siyonizmi söylemi. Şeytan İsrail'den ve Yahudilerden nefret eder. Çünkü İsrail'in yeniden kurulması kutsal kitap kehanetinin son günlerini başlatmıştır. Hristiyan Siyonistler, zamanın sonunun gelmesi ve Mesih'in geri dönmesi için İsrail'in tarihsel olarak İsrail toprağı olarak kabul edilen tüm toprakları kontrol etmesi gerektiğine inanır. Kehanete göre İsa Mesih, Kudüs İsrail'in eline geçmeden ve İsrail'in başkenti olmadan asla ölüleri diriltmek için kiliseye geri dönemez. Hristiyan Siyonistler ve İsrail hükümeti adına lobi yapan Hristiyan örgütler. Bunların birçoğu bence birçok yönden antisemitik bir inanca sahip. Yahudiler Batı'yı terk etmeli. İncil'inizde Tanrı'nın onları Batı'dan İsrail'e geri getireceği yazıyor. Yahudileri öyle bir şekilde araç sallaştırıyor ki amaçları dünyadaki tüm Yahudilerin yaşadıkları yeri terk edip İsrail'e taşınması. Çünkü inançlarına göre Mesih'in tekrar gelmesini sağlayacak olan bu ve ardından tüm Yahudiler din değiştirecek ya da hepsi öldürülecek. Hristiyan Siyonist lobisinin liderleri Trump'ın seçim kampanyasına ağırlıklarını koydular. Bana 101 kez Donald Trump'ın neden kazandığı sorulmuştur herhalde. Ve benim buna bir cevabım var. Çünkü İsrail'i kutsayan tek kişi oydu. Evanjelikler oy kabinlerini tarihimizde hiç olmadığı kadar doldurdular. İsrail yanlısı ve BDS karşıtı eyaletlerde çıkarılan yasaların birçoğu, siyasi gücü yüksek olan bu toplumun İsrail'e karşı büyük bir sempatisi olduğu için çıkarılıyor. Ortak karar 170 boykot, tecrit ve yaptırım hareketini ve artan antisemitizm olaylarını kınama kararı. 2015'te Tennessee BDS hareketini kınama yasası çıkaran ilk eyalet oldu. Bu, lobinin kampüsteki BDS'i bastırmak için yasal yolları kullanma girişiminin bir sonucu. Burada Tennessee'de olan antisemitik olayların ışığında kampüslerimizde bir müttefik olarak İsrail devletine olan desteğimizi açıkça ifade ediyoruz ve böylece önergemi yeniliyorum.
Sanki bu eyalette devasa bir Filistin Kurtuluş Örgütü varmış gibi gösterildi. Yasa koyucuya sunuluş şekli buydu. Bunu durdurmamız gerekiyor. Yoksa eyaletimizi ele geçirecek. İsrail ve İsrail yanlısı gruplar tarafından hükümetlerin, üniversitelerin ve yasama organlarının İsrail ve devlet ideolojisi Siyonizm'e yönelik eleştirileri de içeren bir antisemitizm tanımını kabul etmeleri için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Bu tür şeylerin çoğunun ilk olarak getirildiği ve test edildiği yer biziz. Beta versiyonu gibi kaba taslaklar buraya gelir. Aynı tasarının bir sonraki yıl başka bir yasa koyucuya gittiğini göreceksiniz. Onların tanımına göre, eğer size ayrı İsrail ve Filistin devletleri yerine Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların, ateistlerin, herkesin Amerika yasalarında olduğu gibi tam eşit haklara sahip olduğu tek bir devlet olması gerektiğine inandığımı söylersem, bu beni antisemit yapar. Çünkü İsrail'in bir Yahudi devleti olma hakkını inkar etmiş olurum. Antisemitizmi nasıl tanımlıyorum? Yahudi oldukları için Yahudilere yönelik nefret, ayrımcılık, şiddet, düşmanlık antisemitizmin en geniş tanımıdır diyebilirim. Filistin, İsrail'deki herkesin eşit haklara sahip olmasını istemenin bir şekilde Yahudilere saldırı anlamına geldiği sapkın bir antisemitizm tanımı yarattılar. Ve bunu resmi tanımların içine sokmaya çalışıyorlar. Kenneth Marcus ve Brandeis merkezi gibi kişilerin temel hedeflerinden biri bu. Böylece eşitliği savunan insanların peşine düşebilecek ve onları aslında Yahudi karşıtı yobazlar olmakla suçlayabilecekler. Onların ırkçı nefret grupları olduklarını göstermelisiniz. Ve finansman sağlamak için gözdağı verdiklerini. Onları sürekli olarak bu şekilde göstermelisiniz. Allgemeiner haberinden 6 ay sonra antisemitizm farkındalığı yasası Tennessee Eyalet Meclisi'ne geldi. Yasa, İsrail'i eleştirmeyi de kapsayan 3 tanım içeriyor. Kenneth Marcus konuşma yaptı. Büyük bir ulusal Yahudi gazetesinde bazı sorunlara işaret eden bir makaleyi okuduğumda, blog yazmayla ilgili birkaç farklı sorunu ayrıca doğruladık. Sanırım Facebook mesajlarında Yahudilere yönelik Nazi tipi göndermeler ve Yahudilerin öldürülmesi gerektiği yazıyordu. Bunu halletmiş olabilirler. Ama bu bana sorunun burada olduğunun bir göstergesi gibi geliyor. Bu yasa tasarılarını kabul ettirmek için yeterli siyasi ivmeyi ve histeriyi yaratmak için kampüslerde antisemitizmin yaygın olduğunu göstermeniz gerekir. Brandeis merkezi gibi grupların çok dramatik ve çok korkutucu manşetlere atladığını görüyorsunuz. Eğer böyle bir yasayı kabul ettirmeye çalışıyorsanız, Tennessee Üniversitesi'nde yaşandığını iddia ettikleri gibi olaylar, siyasi anlamda kesinlikle yardımcı olacaktır. Aviva Augustine de Tennessee'ye gitti. Kampüsteki bir öğrenci nehirden denize kadar Filistin özgür olacak derse, yani Ürdün nehrinden Akdeniz'e kadar İsrail devleti olmayacak derse, bu antisemitik olarak değerlendirilir. Bir başka örnek de kampüsteki öğrencilerin intifada intifada gibi sloganları atmasıdır. Biz intifadayı destekliyoruz demek, intifada çağrısıdır ve masum İsrailli sivillere karşı şiddet çağrısıdır. Bu şiddete teşviktir ve İsrail'in şeytanlaştırılması ve gayrimeşrulaştırılması çağrısıdır. 7 ay önce Aviva Tennessee Üniversitesi'ne mektup yazarken Knoxville'deki Yahudi cemaatinin bir lideriyle konuşuyordu. Görünüşe göre bu kişi Aviva'ya Tennessee Üniversitesi'nin uzun süredir devam eden bir antisemitizm sorunu olmadığını söylemiş. 10 yıldır kampüsteyim ve bugüne kadar antisemitizm olayları yaşanmadı dedi. Bu tweetler gerçekten iğrenç ve ele alınmaları gerekiyor. Burayı antisemitizm yuvası olarak adlandırmaları çok yanıltıcı. Tennessee Üniversitesi'ndeki Yahudi öğrenciler bu düşünceyi eyalet yasama meclisi önünde de tekrarladılar. İnsanlar antisemitizmle karşı karşıya olduğumuz gibi şeyler söylediğinde bu bizi çok etkiliyor. Bize üniversite ve üniversitemizdeki iklim hakkında bunların konuşulduğu söylendiğinde gerçekten kafamız karıştı. Çünkü antisemitizmin herhangi bir türü hakkında hiçbir şey duymamıştık. Yani bu bize gelen ilk şeydi. Yani eğer bu sözde iklimden,
etkilenmesi gereken öğrenciler bizsek, bunu daha önceden bilirdik. Yahudi öğrencilere karşı bir gözdağı atmosferi olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Tennessee'deki manşetlerin arkasına baktığınızda herkesin söylediği şey bu. Bu tasarının dayandığı iddiaların tamamen dış kaynaklı iddialar olduğunu, yani Tennessee dışında ülkenin her yerinden geldiğini vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda herkes hemfikirdi. Aynı fikirde olmayanlar sadece üniversite dışından gelenler, Kenneth Marcus ve Tennessee Üniversitesi ile diğer kampüsleri Yahudi öğrenciler için tehlikeli yerler olarak göstermeyi amaçlayan diğer kişilerdi. Antisemitizm iddialarının sonuçlarından biri de Filistinlilerin eşit hakları için aktivizmi zayıflatması oldu. Son 8 ay içinde bu kampüse baktığınızda bu konuda ya çok az ya da hiç aktivizm olmadığını görebilirsiniz. Geçen sene bu zamanlar yeni bir adrenalinimiz vardı ve sonra bu olay ateşimizi tamamen söndürdü ve bu ivmeyi tekrar kazanmak zor oldu. Lobinin oyun planında iki adım olduğunu unutmayın. Birincisi, İsrail'in çok lehine bir hikaye ortaya koymak. İkinci adımsa, İsrail hakkındaki tartışmaları en aza indirmek ve karşı tarafı mümkün olduğunca susturmak için mümkün olan her şeyi yapmak. Aviva, Tennessee'deki Yahudi öğrencilerle konuştuktan sonra, onların en büyük endişelerinin Filistin yanlısı aktivizmle hiçbir ilgisi olmadığını da öğrendi. BDS kampüsü gerçek bir hareket değil. Filistin için adalet öğrencileri ülke çapında çok takipçileri olmasına rağmen okulda çok az üyeleri var. Çoğunlukla sadece Yahudi öğrencilere dinlerini yaymaya çalışan Hristiyanlarla sorun yaşıyoruz. Çünkü ülkenin güneyinde herkes çok fazla evangelist. Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudi karşıtlığının gün geçtikçe arttığını gördüğümüz bir dönemde, evet Yahudi karşıtlığını durdurmaya çalışıyoruz diyenlerin, aslında yapmaya çalıştıkları şeyin Filistinlilerin insan haklarının savunulmasını engellemek olması son derece rahatsız edici. Kısa bir süre sonra Allgemeiner Tony ile bir kez daha temasa geçerek bir BDS etkinliğinde gizli görev yapma önerisini konuştu. Ve ondan ne istediklerini açıkladı. Bir süredir yapmak istediğimiz projelerden biri de bu gruplardan bazılarının içine sızmaya çalışmak. Gizli göreve çıkın ve içeriden ne hakkında olduklarını keşfedin. Aralarındaki casusumuz olun. Düşmanca bir ortam ve bazı riskler söz konusu. Amaç sadece ön yargıya değil, gerçek bağnazlığa dair her türlü kanıtı ortaya çıkarmak. BDS hareketi ile Yahudi nefreti arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak. Tony'ye ilgili kişilerin bir listesi verildi. Hepsi Kanarya Misyonu web sitesinde. Kanarymission.org sitesine gir, bunu duymuş muydun? Birazcık. Bana bundan bahsedebilir misiniz? Bundan rahatsız olan insanlar, bunun hedefi olan insanlar buna kara liste diyorlar. Burada veri tabanında görünen isimler var. Öğrenciler ve profesörler, öğretim üyeleri, konuşmacılar, terörizmle bağ olan kuruluşlar, terörizmle doğrudan bağ olanlar ya da Yahudi devletinin yok edilmesi çağrısında bulunan teröristler. Kanarya Misyonu'nun Tennessee ifşasını yürütmesine rağmen, Allgemeiner'ın çalışanları Kanarya'nın kimliğinin hala bir gizem olduğunu söylüyor. Anonim bir site. Kimse bu siteyi kimin yönettiğine dair bir fikre sahip değil. İnsanlar bunu denedi ve araştırdı. Eğer bu konuda hemfikirseniz, sanırım bundan sonra çözmemiz gereken tek şey para. Sizden bir e-posta bekleyebilir miyiz? Evet, elbette. Önümüzdeki 24 saat içinde size ulaştırırım. Lobinin 3. bölümünde anonim web sitelerinin kampüsteki Filistin yanlısı aktivistleri nasıl karaladığı anlatılıyor. Bu gerçekten de bizi tanımayan insanların en azından bu evliliği yıkabilirim diye düşündükleri bir girişimdi. Bu psikolojik bir savaş. Bu onları çılgına çeviriyor. Kanarya misyonundan korkuyorlar. Ve Kanarya misyonunun arkasındaki kişileri ilk kez açıklıyoruz.